Evet güzel insanlar, transferde geldik son günlere. Tabii ki transfer, Avrupa'nın transfer tahtası kapanmasından sonra Türkiye'de de devam ediyor ama şu var arkadaşlar. UEFA verilecek listeler ikisi gecesi son. Dolayısıyla o ikisinin olduğu geceye kadar hareketli saatler yaşanır diye tahmin ediyoruz. Şu an yaşanıyor. Baktığınızda hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın transfer hareketliliğinde, Beşiktaş'ın transfer hareketliliğinde önemli gelişmeler oluyor. Son Beşiktaş'ta olan biliyorsunuz ki Montero bu gece iniyor. Bir aksilik olmazsa gecenin geç saatlerinde İstanbul'da bu kez satış yetkisi Beşiktaş'ta %50-50, yani 50'si Beşiktaş'ta. Mesela 10 milyon euroya satılırsa 5'i Beşiktaş'ın, 5'i İspanyol kulübün, Atletico Madrid'in. Güzeldi bir anlaşma. Derin kadro içerisinde, kadro planlaması içerisinde hem yaşı itibariyle, geleceğe yatırım açısından da baktığınızda önemli bir stoper, önemli bir oyuncu. Tabii ki bir sene sonra 4 Türk futbolcu olacak ilk 11'de. Vida yaşı ilerliyor. Wellington belki olmayacak. Belki bundan sonra Vida diyelim kontrat ve Montero olacak. Bilemiyoruz. Belki de Montero'ya iyi bir teklif gelecek. Bunlar hepsi çok böyle kesin konuşabileceğimiz konular değil. Ama iyi bir stoper aldılar diyelim. Hani genç, geleceği olan, ki Beşiktaş'ta 17 mi 20 maça yakın bir maç oynadı herhalde. Baktığınızda birçok maçladı, iyi işler yaptı. Sol ayağını çok iyi kullanan, topu iyi oyuna sokan bir futbolcu. Burada her şey yerine macera aramaya gerek yok diye düşündü yönetim. Daha iyisi, yani daha iyisi derken Kaan Ayhan Türk pasaportu olduğu için daha iyisi diyoruz. Türk pasaportlu oyuncu olmadı ama neyse ki solda Umut oldu Türk pasaportuyla. Bu biraz nefes aldıracak. Sergen Hoca'nın son katıldığı televizyon programında, yani o dördüncü hakemin de etkisiyle böyle mi olalım, şöyle mi olalım, bu sistemin bir dönemi derken işte çağırın Necip'i de garanti alalım ifadesi hakikaten bir yandan gülebileceğimiz bir şey ama bir yandan da acı bir gerçeği yüzümüze yansıtıyor. Federasyonun aldığı bu kuralın hocalarımızı ne kadar zor durumda bıraktığını, sistemin ne kadar zor durumda bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bu transfer garipleri, aslında bazı garipler yaşanıyor. Bu yabancı statüsünden dolayı mecburlar arkadaşlar, yani bu tür transferlerin olması. Şimdi bakın 8 numara da aranıyor bir tane. 8 numarada, yani bugünkü istihbaratımız Gerson Fernandes, Porto halen, pardon, Benfica halen aynı fikirde ama baktığınızda Beşiktaş teklifini halen masada tutuyor. Yani Gerson Fernandes'i Beşiktaş bekliyor arkadaşlar. O bir kenarda tutalım. Çünkü son saatler, son dakikalar, Avrupa'daki kulüplerin radikal kararları olabilir. Onu bekliyor. Gerson Fernandes dışında işte Lucas Martinez zaten biliyoruz. Yani Lucas Fernando'yu zaten biliyoruz. Fakat o biraz daha 6 numara özellikle. O nedenle hoca biraz soğuk bakıyordu ona. Ama farkındaysanız Sergen Hoca geldiğinde Enneni daha ofansif bir hale getirdi. Dolayısıyla bu tarz oyuncuları da, hani 6 numara özellikle ama 8'de oynama potansiyeli olan oyuncuları da transfer edebilir. Onlardan birini de alabilir. Lucas bunlardan biri. Belki geldiğinde ileriye doğru, daha dikine doğru oynamasını isteyebilir hoca ve bunu da yapabilir belki de. Ha Lucas olmadı. İşte William Carvalho, Real Betis'te. Onun da ismi çok geçti. Yani son iki senede hep geçti. Daha doğrusu bu yeni bir şey değil. O da biraz daha defansif gözüken ama ofansif yönünü kendi içinde barındıran bir oyuncu. O tarafı da ön plana çıkabilir. Peki abi diyorsun ki Enneni. Enneni'den bahsediyorsun. Keşke o gelsin. Evet, onu da planladı Beşiktaş. Onu da düşündü. Ama şu an için herhalde Arsenal'ın Enneni'yi bir yere verme düşüncesi var mı yok mu bilmiyoruz. Son dakika böyle bir gelişme olabilir mi? Olabilir. O olursa o zaman Enneni'ye de Sergen Hoca hayır demez. Çünkü Sergen Hoca geldiğinde, yarım sezon bittikten sonra Enneni ne olur takımda tutun demişti. Ama Arsenal ilk maçlarında, Premier Lig'deki ilk maçlarında onu ilk 11'de oynattı. Dolayısıyla
Beşiktaş'ta Sergen Hoca ona o kadar çok şey kattı ki bu Beşiktaş macerası onun Arsenal'da daha uzun süre forma bulmasına neden oldu. Tabi burada Ednen'in sözleşmesi 2022 bitiyor. Hani bu durumda Beşiktaş nasıl alabilir? Kiralama olmuyor. Batshuayi'deki gibi bir şey olabilir mi? Belki olabilir. Ya da bonservisiyle birlikte verip kolaylık sağlayabilirler. Ama dediğim gibi oyuncu boşa çıkarsa. Çünkü hani ihtimal var mı? Belli olmaz. Çünkü kadrolar şekilleniyor. Listeler verilecek. Onlar olacak. Bunlar olacak. O zaman belki böyle bir şey olabilir. Bugün bir dostumla kulüp içerisinde konuştuk, sohbet ettik. Bana şunu söyledi. Sevgili Serdar, geçen sene Rozier, Gezal, son dakika transferleri. Bunlar fırsat transferleri. Bazı takımların kadrolarında yer veremediği veya bonservisleriyle satamadığı, ki yetenekli birçok oyuncu oluyor. Bonservisiyle veremedik, bari bir yerde kiralık gitsin. Neresi olabilir? İşte X takım, B takım. Nerede? Şampiyonlar Ligi'nde. Nerede? UEFA Ligi'nde. Nerede? Avrupa'da yok. Burada daha iyi olabilir. Kim var kadroda? Yani bunun planlamasını da tabii ki yapar. Oyuncunun da tercihi önemli. Dolayısıyla yeni bir Rozier, yeni bir Gezal görebilirsiniz dedi. Hiç ismi çıkmamış isimlerden biri gelebilir dedi. Bu 8 numara işini, bu alternatif isimleri mümkün olabildiği kadar gizli tutmaya çalıştı Beşiktaş yönetimi. Böyle bir sürprize de hazırlıklı olun dedi. Tamam dedi, doğru, ben de bunu tahmin ediyorum. Çünkü birçok kulüp bunu bekliyor. Fırsat transferleri. Çünkü bizde hem bütçe anlamında hem planlama anlamında bu tür transferleri çok kolay bitiremiyoruz. Artı üretemiyoruz. Ama tabii şartlar nereye götürecek? Futbolun içerisindeki para, borç, çaresizlik, limit gibi sıkıntılar herhalde üretim futboluna döndürecek bu işi. Yabancı sayısının azalması, her geçen yıl Türk sayısının artması kulüplerimizi buraya doğru itekleyecek mutlaka. Ama bu süreçte şu an bazı takımların yabancı kontenjanlarında yer var ve o fırsat transferlerini bekliyorlar. Beşiktaş da bunlardan biri. Yani bir 8 numara bir fırsat transferi olabilir dedi. Ve o 8 numara geldiğinde belki de hani o kadar iyi bir adam olabilir ki 2 ay sonra ya bu oyuncunun bonservisini alın, şimdiden alın, bir dahaki sezonda kiralayın gibi haberlerde görebiliriz. Bekleyelim. Ha, hiç olmama ihtimali var mı? Var tabii ki. Yani hiç 8 numara olmama ihtimali, hiç alınmama ihtimali de var. Bu süreçte ne olur o zaman? Adem Naiş gelişmelerine bağlı. Yani Adem Naiş bir yere gitmezse, hani o kadar para veriyorsa yönetim kanadı affedilmesinden yana gibi, hani çünkü o işin o tarafına bakar ama teknik direktör zaten son programda da Sergen Hoca'nın Adem konusundaki tutumunu çok sert olduğunu gördüm. Yani ben 8 defa konuştum. Eğer ışık olsaydı şans verirdim ama o ışık maalesef yok dedi. Dediyse de hocanın bir bildiği var demek ki arkadaşlar. O yüzden ben bu 8 numara transfer edilmedi, hadi orayı Adem'le kapatalım gibi bir düşüncenin çok sağlıklı bir düşünce olacağını zannetmiyorum. Sergen Hoca'nın bence planlar arasında böyle bir şey yok. Eğer yoksa bence yönetim de bu konuda hocanın yanında durmalı. Tabii ki işin maddi tarafı bir başka ama bence Adem Lay için bu kalan haftalar, kalan sürede Beşiktaş'tan ayrılıp oynayabileceği bir yere gideceğini tahmin ediyorum. Şükürler olsun ki Lens de tamam kiralık veya bir şekilde gitti. Zaten son senesi olduğu için ben buna teknik olarak sözleşme feshi gibi bakıyorum. Tabii ki o paranın tamamından kurtulamamıştır ama zararın neresinden dönersen döneyim kârdır mantığıyla onun tüm maliyetinden yine de bir parça koparmıştır Beşiktaş yönetimi. Ben bu tabii kiralık miralık ama son senesi olduğu için ben artık ona fesik gibi bakıyorum. Bir daha Lens olmayacak. Bir daha Beşiktaş haberlerinde Lens ismi geçmeyecek belki de. Gidecek, oynayacak ama Lens konusunda bir iyice araştırmadan, Hollanda'daki üst derece futbol akıllarını dinlemeden, en azından performansa dayalı bir para teklif edilebilirdi. Onu yapılmaması bile büyük sıkıntı.
Ama Lens yok arkadaşlar. Lens kaldı herhalde Douglas. Onunla da bir şekilde. Artık Beşiktaş'ın bir de Dayış. Eğer bu oyuncularını kurtulursa Beşiktaş açısından ya biz bu adamları nasıl kurtulabileceğimiz yüksek kontratlı bir oyuncu kalmıyor diyebileceğiniz bir oyuncu kalmıyor arkadaşlar. Zaten bir sene sonra da 6-7 oyuncunun sözleşmesi bitiyor yabancılardan. Oğuzhan'ın da bitiyor. Bu konuda da Beşiktaş şanslı. O mali yüklerden yavaş yavaş kurtuluyor. Bu şu demek, bundan sonraki takım sezonlardaki takımın maaş dengeleri, maaşını ödeyebilme konusundaki sıkıntıları daha az, daha minimum seviyeye yaklaşacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü maaşları zamanında ödenen takımların mutluluğu, huzuru daha fazladır. Başarı oranı da daha yüksek oluyor. 8 numarada beklemediniz. Belki ben bu videoyu koyduğum sırada, belki gecenin 12'sinde bu konuyla ilgili ciddi gelişmeler olabilir arkadaşlar. Ben de açıkçası fırsat transferinden yanayım. İnşallah öyle bir fırsat transferi denk gelir. Eğer ki bu kadroya, mevcut kadroya 1-8'i dahil ederseniz çok daha güçlü olur. Hoca da bu konuda rahat eder. Çünkü Süper Lig'de biliyorsunuz ki her an her şey olabilir. Gruplaşmaların olduğu bir futbol konjonktüründen bahsediyoruz. Bütün olumsuzlukları yenebilmenin yolu sağlam bir kadro. Yani Vedat Okyanur'un yazısı geliyor aklıma. Sağlam bir kadro. Böyle yarım yamalak kadroyla o olumsuzlukları her zaman yenemezsin. Geçen sene bir şey vardı, bir hava vardı. Ama bu her sene olacak garantisi yok. Dolayısıyla Sergen Hoca kadronun daha da güçlendirilmesi konusunda %100 haklı. Yönetim de bu konuda elinden geleni yaptı. Kaldı 8 numara. Bakalım kalan saatlerde 8 numarada ne göreceğiz güzel insanlar. Efendim akşam son sayfadayız. Tüm renkleri bekliyoruz.